Şimdi konuğumuz var. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi Mesut Akkıcaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mesut. Merhaba sevgili talebe. İki Yeditepe'li anlatalım bakalım bugün ne olacak. Şimdi tabii gelişler var. Hemen başlayalım. Türkiye'nin milli savunması için kritik adım olan TCG Anadolu. Geçen hafta TSK'nın envanterine girmişti. TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi ve yarın ziyarete açılacak olan gemi bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yarın vatandaşların ziyaretine açılacak olan TCG Anadolu gemisi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vatandaşlar 17-23 Nisan tarihleri arasında Sarayburnu'nda gemiyi ziyaret edebilecek. TCG Anadolu 24 Nisan tarihinde yine Boğaz'dan geçerek İstanbul'u selamlayacak. Türkiye'nin attığı bu adım dünyanın da gündeminde. TCG Anadolu ilk SİHA gemisi olma özelliğini taşıyor. Şimdi biraz önce de ifade etmiştik. TCG Anadolu gemisi yarın İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak demiştik. Geminin ziyaret edilebileceği saatleri ve günleri sizlerle paylaşacağız. Efendim 17 Nisan yani yarın pazartesi günü saat 13 ile 18 arasında TCG Anadolu'yu isteyen vatandaşlarımız ziyaret edebilecek. 18 Nisan'da salı günü, çarşamba günü saat 10-18 arasında yani saat 10'da akşam 6 sırasında o 8 saatlik süre zarfında vatandaşlar ziyaret edebilecek. 21 Nisan, 22 Nisan ve 23 Nisan tarihlerinde de yine isteyen vatandaşlar saat 10 ile 18 arasında TCG Anadolu gemisini ziyaret edebilecek. Sayın Caşın, şimdi biz gelişmeleri ekranlara getirdik. Yine ifade de ettik. Size şu soruyla başlamak istiyorum ben. Nedir özellikleri? Neden önemli? Teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir gün. Ben de sevgili gemimizi gördüm. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, komutanlarla beraber de katıldık. Şöyle başlayalım isterseniz. Şanlı bayrağımızı bir yerde bütün dünya denizlerinde gösterecek flag show dediğimiz dış politikada prestij sağlayacak muazzam bir gemi bu. Ve aslında şöyle söyleyelim başlangıcında sevgili dinleyicilerimizle. Biz askerler olarak gidip Amerikan uçak gemilerini bakardık nasılmış nedir diye. Ve daima Milgen projesi başlayınca PEK ve diğer muhriplerimiz hariç Amerikan gemilerini kullandık. Bugün ise bir Türk gemisi muazzam ve ben geminin içini gezdim. Muazzam derecede askeri personeli eğitimli ve gemi pırıl pırıl boya kokuyor. Yani Türk bayrağı, Türk gemisiyle beraber Türk donanması artık bir şekilde Barbaros'un torunları Akdeniz'e inmiştir. Ve bu boğazlara geçmesi sanki boğazları bir şekilde parıldatan bembeyaz bir inci gibi. Gördüğünüz gibi gemi şu burundan başladım. Nokta savunmasında ve yanlardaki hava savunmalarıyla beraber çok üstün radar ve komünikasyon sistemleriyle ve aynı zamanda navigasyon sistemleriyle donatılmış. Kendi yazılımını yapabilen bir gemi. Tasarımı her şeyiyle beraber ama şimdi buradan ben Amerikalılara bağlandınız az önce teşekkür ederim. Bu gemiyle iftihar etmeleri lazım. Neden? Gemileri uçaklara vermediler bize F-35'leri ama Türk donanması bunu başardı. Bir, i̇şte Sudan'la ilgili bir Türk devlet aklı başardı. İki, Cumhurbaşkanlığımızın uzgörüsüyle bu oldu. Şimdi NATO'nun da bize teşekkür etmesi gerekiyor. Neden? Bunun kardeşi de gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi o gün. 75 milyar dolara çıkarıyor Türkiye. ARGE ve diğer savunma platformunu. Ve bunun buradan tekrar müjdeyi verelim. Anadolu'nun kardeşi Rumeli de gelecek ve daha büyüğü olacak. Şimdi bu müjdeyle içerisinde birlikte kısa bir virgül koyup arkadaşlarımız da çok güzel bir grafik hazırlamışlar. Bu grafik üzerinden izleyenlerimize özelliklerini de aktarmak istiyorum ben. Hay efendim. Yüksekliği şimdi burada da gördüğünüz gibi 58 metre TCG Anadolu'nun. Ağırlığı ise yine ekranlarımıza geliyor 27,4 bin ton. Güvertede 10 helikopter veya 11 SİHA taşıyabiliyor. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi güvertenin yüksekliği 58 metre. Uzunluğuysa tam olarak 231 metre. Gemide tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyat var. Ameliyathane var. Hangardaysa 19 helikopter veya SİHA taşıyabiliyor. Biraz daha buraya gelme şansınız varsa Sayın Hocam. Şöyle dönebilirsiniz eğer, ters dönebilirsiniz eğer. Evet, şu şekilde. Hangardaysa 19 helikopter veya 30 SİHA taşıyabiliyor. Buradan başlayalım. Evet, lütfen başlayın. Şimdi hangar sistemlerin içerisinde hem yüzer hem de uçar sistemler var.
Yani bazı kötü niyetliler ki bunların içerisinde Türk donanmasının ekmeğiymiş kimseler var. İsmini söylemek istemiyorum ama bunu bir şekilde kötülediler Türk milletini. Bu bizim onur ve şerefimiz. Bakın bu gemide Kobra helikopterleri var. Gördüğünüz gibi taarruz evet. helikopterleri. Ayrıca Sikorsky dediğimiz helikopterlerimiz var. Aslan gibi pilotları var. Bunlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin pilotları. Bunlar yüzer birlikler. Aynı zamanda geminin içerisinde 94 parça amfibik araç taşıyor. Bunlar ihtiyaca göre tank, zırhlı muharebe aracı ve silah dediğimiz, biraz sonra anlatacağız, denizde denklem değiştirecek bir yapıya sahip olan silah sistemlerine sahip. Üstelik, buyurun efendim. Tamam, buyurun lütfen devam edin. Biz de özellikleriyle ilgili TCG Anadolu'nun bir diğer grafiğimizi hazırladık. Meteorolojik ölçüm sistemi. Siz aktarın isterseniz Sayın Caşın, siz anlatın isterseniz. Şimdi gemi gördüğünüz gibi 55 metrelik, yaklaşık 60 metrelik bir yüksekliğe sahip. Sebep şu, yer çekiminde uçak daha avantajlı olarak kalkacak. Bize F-35 vereceklerdi ama buradan seslenelim. Türk milleti F-35'i bir şekilde vermediler ama biz Hürjet'imizde buradan kalkış yapacağız. Ayrıca Sayın Bayraktar'ın da yapmış olduğu iki tip şey var, SİHA var içerisinde. Bunlardan bir tanesi yeni TB3 ve Kızıl Elma. Bir tanesi hem taarruz hem keşif yapacak, ötekisi de hem taarruz hem keşif yapacak. Ama menzil ve süratleri farklı, görev dağılımları da farklı. Demek ki güvertenin içerisinde biz burada görmüyoruz ama hem SİHA'lar hem helikopterler olacak hem de gelecekte Hürjet olacak, yakın hava desteği yapacak. Gördüğünüz gibi bu geminin tasarımı rampalı bir gemi. Yani gemi buradan şatolu olarak bir şekilde uçak, rampadan hızlı bir şekilde kalkaraktan uçacak. Bu çok önemli. Bu noktada şöyle bir ayrıntı da var. Şimdi geminin önünde milli SİDA'lar, yani silahlı insansız deniz araçları da konumlandırıldı. Bu da önemli evet. bir nokta bence. Ve bunlardan birinde sabit tipte hafif torpido kovanı ekliydi. Bu ne demek? Evet. Yani nasıl bir özelliği var o anlamda evet. sormak istedim. Şimdi geminin burada gördüğünüz gibi elektronik hard tanımasıyla radar sistemleri, askeri sistemleri bir şekilde Aselsan ve yazılımları oradan yapılıyor. Yani bizim gemimize karşı yapılacak elektronik harp karıştırması dahil veya sistemimizi bozacak sistemler Türk Milli Mühendisleri tarafından yapılmıştır. Türk subayları tarafından yapılmış ve bunların testleri yapılmıştır. Harbi hazırlık derecesi. Dolayısıyla baktığınızda gövde olarak evet biz İspanyollarla bir ortak yaptık. Ancak gerek motor kuvveti, yedek motor kuvveti, gerekse kumandası mükemmel şekilde ileri teknoloji kullanılarak yapılmıştır. Bu çok kısa sürede, 6,5 sene gibi bir zamanda bunun yüzdürülmesi, harekat haline getirilmesi büyük bir başarı. Dediğim gibi bu geminin üzerinde onu koruyacak olan deniz karakol uçaklarımız olacak. Yani sadece Sikorsky denizaltı avcı uçakları değil, aynı zamanda onu daha uzak mesafeden gelebilecek düşman gemilerini, uçaklarını görebilecek olan, ona yardımcı olacak olan bizim deniz karakol uçaklarımız, deniz kuvvetleri kullanıyor. Ayrıca deniz kuvvetlerine destek olarak AWACS uçaklarımız ve bunu koruyacak kolda F-16 uçaklarımız olacak. Bir diğer grafiğimiz daha var. Onu da ekranlara getirelim. Yine görseller üzerinden aktaralım. Evet, gelelim şimdi buradan başlayalım havacı Lütfen. Olarak. Önce. Sevgili dinleyicilerim görsünler burada. Gördüğünüz gibi bu Sikorsky helikopterleri kendi içerisinde en gelişmiş deniz avlama, denizaltı avcı helikopterleri. Yani içerisindeki sonar sistemleriyle düşman gemilerinin denizaltılarını tespit edebiliyorlar. Ve onu vurabilecek torpidlere de sahip. Onu vurabilecek diğer silah sistemlerine ve koruma sistemlerine sahip. Ayrıca yakın havada onu koruyacak olan Kobra taarruz helikopterleri var. Şimdi gelelim Hürjet, inşallah belki de 23 Nisan'da Sayın Kotil bir sürpriz yapıp uçuracak uçağı ama buradan aynı zamanda bunlar da uçacak. İçerisinde farklı farklı derecelerde onları bir şekilde normal uçak gemilerinde olduğu gibi asansörlerle uçakları hangarlarda saklıyoruz. Savaş zamanında yukarı çıkacaklar ve buradaki subay, az subay onları bombaları yüklemek suretiyle bu uçaklarımızı kendi gemilerimize yakın hava desteği veya yakın adada taarruz yapabilecek. Bu bakımdan bu Pencarya'ya dönüyorum. Ancak Nurol'un yapmış olduğu bu çıkarma gemisi
Türk mühendisliğinin nereye geldiğini gösteriyor. Yani bu bir amfibik çıkarma gemisi. Hem karada hem denizde gidebiliyor ve bütün NATO standartlarının üzerinde bir sistem. Türk mühendisleri tarafından yapılmıştır ve bu geminin içerisinde bunlar var. Yani geminin içerisinde havuzlar var. Bir şekilde ilgili mesafeye geldikten sonra bunlar çıkmak suretiyle bizim deniz piyade komandolarını bu taarruz meydanına salacaklar. Yani şöyle söyleyelim, Foça'daki Tugay'ımız bunları kullanacak bundan sonra. Şimdi TCG Anadolu'nun bölümlerine de bakalım, içine de bakalım. Evet, buyurun lütfen. Evet, bu kesit çok iyi bir şekilde önemli de bir nokta aynı zamanda. Yine içinde ne var? Evet. Nasıl donatılmış? Evet, komuta kontrol kısmı. Komandan burada, güverte üstündeki personel, radarları buradan çalışıyor. Helikopterlerimiz, taarruz ve diğer görev kuvvetleri bunlar. Ancak bunların gördüğünüz gibi kendi içerisinde amfibik araçlarımız ve tanklar ve zırhlı muharebe araçları var. Tabii bunları kullanacak olan askeri personel de var. Dikkat edin, içerisinde havuzlar var. Bu havuzların içerisine su doldurmak suretiyle bunlar o bölgeye geldiğinde çıkarma yapacak. Askerlerimizi bu bölgeye, düşman bölgesine intikal edecek. Burada gördüğünüz gibi bir küçük sistem daha var. O da geminin manevrasında ona daha üstün bir manevra yeteneği, kritik limanlara yanaşma ekli verecek. Şimdi demek oluyor ki bu hangarların içerisinde bunlar aynı zamanda asansörlerle çalışıyor. Evet. Ve bütün personel birbirleriyle ilintili. Çıkarma birlikleri çıktıktan sonra bunlar tanklar, LT dediğimiz çıkarma araçlarına verilecek ve bölgeye intikal edecekler. Bu bakımdan bir yüzen Tugay'dır bu. Yani bizim Foça'daki amfibi Tugay'ımızı destekleyecek mükemmel bir makine ve Türkiye'nin gururudur diyelim. Ve bu noktada doğrulatmak için yine ağır araç güvertesi, havuzun olduğu noktayı ifade ettiniz. POS sisteminden de bahsettiniz. Şunu da sormak istiyorum size. Havuzun bu kısmından suyun inip alınmasındaki sevk idare ediyor. Dediğimiz gibi çünkü ilk anda gemilerin çıkması için bir hareket gerekiyor. Bunları da bu şekilde diğer geminin görevlileri bu vazifeyi verecekler. Demek ki bu Türk aklının, Türk mühendisinin bir şekilde ortak, yani müttefikimiz olan İspanya ile beraber yaptık ama bunu başardı bu Türk mühendisliğinin, Türk aklının yerli, milli ve otonom olması çok önemli. Ve bir de iki görev var bakın, sadece askeri görevler değil. Evet, NATO ile beraber bir şekilde bakın şu anda 2024'e kadar Türkiye NATO'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı yapıyor Aksaz'da. Bu gemi bu ziyaretleri bitirdikten sonra Aksaz'a demirleyecek ve NATO'nun komuta kontrol amiral gemisi olacak. Bunu şunun için söylüyorum. NATO ve Birleşmiş Milletler görevindeki barışı koruma harekatı veya Libya'da mesela askerlerimizi veya sivil işçilerimizi geri çekmek için bu gemi kullanılacak gelecekti. Daha doğrusu deprem veya başka şekillerde 3 kıtaya gidebilecek olan bir gemi bu. Bu bakımdan Türkiye'nin operasyonel bir şekilde onur gemisi olacak. Türkiye'ye ne katacak sorusunu da aslında bir yerde cevaplamış oldunuz. Tabii çok daha uzun bir cevabı olduğuna eminim ama belirli ölçüler cevaplamış oldunuz. Bir grafiğimiz daha var onun üzerinden de. Asıl önemli olan da bu. Lütfen, evet buyurun. Yani bu gemiye vururuz, vurdururuz diyenler, düşman bunun için bir takım silahlar aldı. Evet biliyoruz ama bizim de onlara göre silahlarımız var. Bu gördüğümüz silahsız Gulag, SİDA ki bunun kardeşleri de var. Gördüğünüz gibi gemimiz ve uçaklarımız yapay zeka ve otonom sistemleri kullanıyor. Gördüğünüz gibi müşterek harekat yapabiliyor. Yaklaşık 11 ile 15 metre hızda, saatte 65 kilometre gibi çok yüksek süratte denizde hareket edebiliyor. Maksimum sürate ait 2 ton bomba taşıyabiliyor. Bunlar dediğiniz gibi füzeler olduğu gibi torpil de atabiliyor ve 400 kilometrelik menzili var. Yani ana gemi yüzerken kenarında beraber bunlar olacak kolunda. Bir başka şey daha var. O havadan bizim SİHA'larımıza, yani bu gemi yüzebilen bir robotik gemi ordusu. Yüzen bir ordu. Yüzen bir ordu. İçerisinde akıllı adamlar var. O akıllı robotlara emir veren subaylar, assubaylar var, komutanlar var ve bunu yapan mühendisler var. Ve bu gemileri yapan Sedef firmasına da teşekkür ediyorum. O gün tanıştık hepsiyle. Şimdi bazıları diyorlar ki işte SİHA'lar kalkmayacak. Sayın orada sağ olsun konuştuk, kendileri de anlattı Cumhurbaşkanımıza. Hem TB3'ün hem de bizim bayrakların
Yani özür diliyorum. Buyurun lütfen. Kızıl Elma'nın simülasyonları yapılıyor. Yani eğitimleri sürüyor. 10 bin, 30 bin, 40 bin simülasyonla nasıl indireceğiz? Bütün mühendislerimiz bunları çalışıyorlar. Bunlar da yeni bir harp taktiği. İngiliz Deniz Kuvvetleri uzmanlarına göre Türkiye artık Akdeniz'e savaşın denklemini değiştirecek bir noktaya gelmiştir. Müsaade ederseniz şöyle bir hatırlatma yapalım. Çok kısa olsun. Biliyorsunuz lütfen. İngilizler verdi şeye, Ukrayna'ya gidip Sivastopol meydanında Rus donanmasını vurdular. Bu onlardan çok daha yüksek derecede hassas silah sistemleri ve uydu haberleşmesi yapabiliyor. Geminin Karadeniz'e de çıkmasına baktığımızda, gemi Akdeniz'e de çıktığında üç denizimizi koruyacak yepyeni bir sistem. Ben bütün denizcilerimizi kutluyorum. Bugün denizciliğin bayramı. Yarın da Türk milleti bu bayramı şey yapacak. Son bir şey söyleyeyim müsaade İzin olsun rica ediyorum. Biz Amerikan gemilerine girdiğimizde içeride sıçanlar oluyordu. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Türkiye'de ilk defa kara Fatma'da onların yüzünden geldi. Yedek parça, her şey bağımlıydık. Bugün ise biz kendimiz yapıyoruz. Bir, geminin içerisi sevgili vatandaşlarım da görecek. Evet. Tertemiz boya kokuyor. Türk mühendisinin pırıl pırıl Akdeniz açılan Barbaros'un bayramıdır. Peki. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür